Merhabalar sevgili arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Oldukça yoğun gündemi olan bir haftayı geride bıraktık ve Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki işlemlerinin neler olduğu konusu yine her zaman olduğu gibi merak konusu durumundaydı. Zira bu haftanın gündeminde özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik olarak yapılacak olan harekat ve Cuma günü Fitch'in Türkiye üzerindeki kredi notunun ne olabileceğiyle ilgili olan mevzular dolar üzerindeki hareketliliğe sebep olacaktı. Böyle bir beklenti vardı ve bu hareketliliğe bağlı olarak ise Merkez Bankası'nın yine short işlemleri yapmaya devam edip etmeyeceği bir başka merak konusuydu. Şimdi hızlı bir bakış ile Merkez Bankası'nın haftanın son günü ne tür işlemler yaptığına ve genel anlamda pozisyonlarının hangi konumda olduğuna, ne miktara ulaştığına bakalım. Evet arkadaşlar, Aralık 2018 vade için biliyorsunuz şu anda en yakın vademiz Aralık 2018 vadedir. Ardından Ocak 2019 ve Şubat 2019 vadeler geçmekte ve bu vadelerde Merkez Bankası'nın işlemlerini görüyoruz. Bu nedenle de bu 3 vadeyi dikkate alacağım. Aralık 2018 vade için 14 Aralık günü yani Cuma günü haftanın son işlem gününde Merkez Bankası'nın 28.674 kontrat. Evet, şurada da göreceğiniz gibi 28.674 kontrat short işlemi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu arkadaşlar Cuma günü yapmış olduğu short işlemdir ve 5.43 maliyette bu işlemleri gerçekleştirmiş bulunuyor. Aralık vade için Merkez Bankası'nın toplam pozisyonu arkadaşlar şurada görmekte olacağınız gibi 668.693 kontrat. Evet, Merkez Bankası Aralık vadede tüm toplam pozisyonu 668.693 yaklaşık 670 bin kontrat elinde short pozisyon bulunduruyor. Ortalama maliyeti ise 6.25.10 olarak görülmekte. Şimdi arkadaşlar Ocak vadeye gelelim. Ocak vade için Cuma günü Merkez Bankası 40.048 kontrat short işlemi gerçekleştirmiştir. Şuradan da göreceğiniz gibi 40.048 kontrat ortalama 5.52 maliyette yeni short işlemi yaptığını açtığını görmüş bulunuyoruz. Ocak vade için Merkez Bankası'nın elinde bulunan toplam kontrat sayısı 97.828. Evet, şurada da göreceğiniz gibi 97.828 kontrat short pozisyonu bulunuyor. Ocak vade 3 Aralık tarihinde işlem görmeye başlamıştı. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Evet, Merkez Bankası'nın Şubat vadede Cuma günü 14 Aralık günü açmış olduğu short pozisyon sayısı 40.883 arkadaşlar. Dolayısıyla Merkez Bankası 5.60 maliyette 40.88 pardon 40.883 adet short işlem gerçekleştirmiş ve Merkez Bankası'nın Şubat vadedeki kümülatif pozisyonu yani elinde bulunan toplam pozisyonu 156.957 adet imiş. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bu 3 vadede elinde bulundurmuş olduğu toplam pozisyonu ve Cuma günü doların hareketli olduğu 5.50'ye doğru bir yönelim içerisinde olduğu bir anda veya bir gelişmelerin bulunduğu bir aşamada açmış olduğu short pozisyonları sizlere aktarmış oldum. Dolar-TL ile ilgili olarak önümüzdeki hafta veya önümüzdeki sürece ilişkin beklentileri içeren daha detaylı bir analizi sanıyorum ki bu gece veya yarın aktarmış olacağım. Evet arkadaşlar, eklenen videolardan anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Sonsuz teşekkür ve saygılarımla hoşça kalınız. İyi hafta sonları diliyorum.